sensiz bir ezel var mı? Sensiz bir ezel var mı ki dayı? Sen ölmezsin ki. Sen gitmezsin ki. Yine aldı benden dayı. Delirmem gerek. Çıldırmam gerek. Yerle bir etmem gerek bu dünyayı. Dayımı öldürdünüz. Ben de teker teker hepinizi öldüreceğim. Hayır. Daya. Kerem. Ezel Bayraktar. Yoksa Ömer Uçar mı diyeyim? Ne istiyorsun Eğir? Sana da sıra gelecek. Biraz bekle. Bekliyorum. Beklerken sana malumat vereyim. Vurkaç'ta bir vurkaç olayı oldu. Yarın gazetede okursun. Ha bir şey daha. Cengiz var ya. İntihar etti. Belgrad ormanlarının orada. Ama daha önemlisi senin pederin evinde talihsiz bir olay oldu. Senin anan, sonra senin senin havaya uçtu. Buradan ne ders çıkaracağız? Elimi uzatınca o eli adam gibi sıkacaksın. Ramiz'e söylersin. Gerek yok, kendin söylersin. Çatışmadan sağ çıkarsan. Ne? Konuşmayı hazırladın mı Kaya? Hazırladım Kenan Bey. Bazı özel sorunlarım vardı diyorum. Bazı tatsız olaylar yaşandı. Ama Kenan Bey'in yardımıyla artık eskisinden daha iyiyim. Ve daha çok çalışacağım. Nasıl? Güzel. Çok güzel. Ama şey de ekleyebilirsin. Kenan Bey'e teşekkür. Elbette edeceğim. Kenan Bey rekabetçi ve sert biri olarak bilinir bu dünyada. Rakipleri için amansız biridir de. Ama bir şey bilinmiyor. Kenan Bey'in de dostları olduğu, sevdiği insanlar olduğu. O insanlar ne kadar yanlış yaparsa yapsın Kenan'a. O onlara ikinci bir şans verebilecek kadar merhametli olduğu bilinmez. Bunu herkes de yapamaz. O yüzden teşekkür edebilirsin. Cengiz Bey. Kaya, Ezel kurtulmuş. Nasıl? Bilmiyorum ama sıyırmış da Kaya. İyi. İyi falan değil, size geliyor bence. Bize? Ben de geliyorum o tarafa, korumalara haber verdim. Anlıyorum. Kenan'a saldıracak, hazır olun. ...31 plakalı araç 7 öğren yolunda görüldü. Tekrar ediyorum. 34 SRC 31 plakalı araç 7 öğren yolunda görüldü. Tamam. Yakaladım seni. Yakaladım. Daha hızlı, daha hızlı. Yok bu kadar abi bu. Var 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 gideni. Görüyorum ben. Bas. Bas. Bas.
Orada. Dur orada Ezel. Dur Ezel dur. Aşkına dur. Sen. Tamam kardeşim. Tamam buradayım ben. Buradayım abi mi? Oh Ali abi. Oh. O yaptı. Biliyorum kardeşim. Biliyorum. Düşüyorum Ali abi. Düşüyorum. Tuttum abi. Deli olacağım kimse tutmuyor. Tuttum abi. Yakaladım seni. Düşüyorum abi. Bitmiyor. 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 Kenan Bey. Ezel Bey. Ezel Bey. Beni de vur Kenan. Yaşatma bırakma beni. Yaşatma dedim Kenan beni de vur. Ben sana demiştim değil mi Ezel? Sen bensin aslında. Bırak. Beni de vur Kenan. Kenan. Al kazandın bak. Bunu kazandın. Niye bıraktınız Kenan Bey? Çünkü ölüm, hapis. Onların hepsi daha kolay. Neden daha kolay? Neden olacağım korku içinde yaşamaktan? Değil mi Kenan? Her anını sana, sevdiklerine bir şey olacak diye geçirmek daha büyük bir ceza. Hak etti mi Ezel bu kadar büyük bir cezayı? Ben hak etmiş miydim Ayşe Hanım? Neyse toparlanalım artık. Hazır mı konuşma? Ha tabii. Tabii. İster misiniz? Neli bu? Kavunlu. İstemem. Hadi gidelim. Cengiz. Hadi abi hadi. Git hadi Ali abiyle. Cengiz. Abi hadi. Ömrün son bir diyeceği var sana. Artık Kenan'ın bizde bir işi kalmadı. Ezel hadi. Hadi abi. Dedim sana. Onun bizde kalmadı. Ama benim onunla kaldı. Pardon.
Saygıdeğer kurul üyeleri, hepinize tekrar merhaba. Yine burada sizlerle bir arada olmak benim için gurur verici bir his. Affedersiniz. Sözlerimi öncelikle Kenan Bey hakkında bir hatırlatma yaparak başlamak isterim. Kenan Bey... Hepinizin bildiği gibi azimli, hırslı ve rakiplerinin korktuğu bir beyefendidir. Bizler de korkuyoruz. Sırf rakipleri değil. Evet, onu biliyoruz. Ama bilmediğimiz şey onun dostlarına olan yakınlığı. Kenan bir tek şeyi de haklı edeceğimiz. Onun intikamı bitti. Korumalar. Bundan böyle kaybedecek bir şeyi olan, korkması gereken biz değiliz. Sizsiniz. Kenan Bey'in dostları çok şanslı insanlar. Kenan Bey'in... Baby, iyi misiniz? Sevdiği insanları çok güzel şeyler bekliyor. Yukarıda neler oluyor biliyor musun? Ne oluyor? Bundan böyle Cengiz, sizin her anınız korku içinde geçecek. Korumalar! Ne zannettin Cengiz? Neye tanık oldun? Çaresiz bir adamın öfkesine mi? İki çapulcuyu bıçaklayıp ortalığa deli gibi saldıran bir adam mı oldum zannettin? Olmadın mı? Çok daha fazlası oldu. Ne yaptın sen? Bekleyeceksiniz. Arabada. İşte. Yatakta. Her yerde benden korkacaksınız. Çünkü artık korku evinizden içeri girdi. Az önce gördüğünü zannettiğin o çaresiz adamın öfkesi değil. Her şeyi kuran, her şeyi planlayan Ezel'in öfkesi. Bir çırpıda iki çapulcuyu öldüren adamın öfkesi değil. İstediğinde hepinize ulaşabilen adamın öfkesi. Kaya'yı kendi ofisinde Kenan'ın gözü önünde öldüren adamın öfkesi bu. Dayımı öldürdünüz. Ben de teker teker hepinizi öldüreceğim. Thank you.
Ezel'e gitmeyecek miyiz Ezel'in peşinden? O adam Ezel değil. Kim bilmiyorum ama o artık Ezel de değil. Sizin hiç babanız öldü mü? Benim bir kere öldü. Ya, hayır hayır gelme. Uğursuzluktur. O ne ya? Öyle değil midir ya? Düğünden önce gelin görülmez falan. Gelinlikli o. Yapacağız değil mi? Beraber yapacağız. Benim çok kötü bir düğün anım var biliyorsun. Bu defa öyle olmayacak herhalde. Her şey yolunda gidecek. Ezel. Unuttum bile. Emin misin? Sonra pişman olma. Evleniyoruz Kenan. Bundan daha önemli bir şey yok. Konuşmanı hazırladın mı sen onu söyle. Ne konuşması? Beni alma konuşması. Benimle evlenebilmek için yasal prosedürleri hallettin. O kadar. Öyle kuru kuruya gider miyim ben? Sen? Benim için mi hazırladın? Seni sevdiğime inanmıyor musun? Dışarıdaki insanlar da inanmıyor. Bana nasıl baktıklarını gördün mü? Hasetle. Sana layık değilmişim gibi. Nereden buldun bunu der gibi. Yok artık daha neler. Sanki seni sevdiğim için değil de paran için evlenmişim gibi. Onlara öyle şeyler söyle ki anlasınlar. Beni ne kadar sevdiğini herkes bilsin. Herkes bilecek. Mutlu musun? Sonunda. Mükemmel bir suç nasıl işlenir? Siz hiçbir kadına ölesiye aşık oldunuz mu? Ben oldum. Mükemmel suçu işlemek için kurbanınızın en mutlu anını bekleyeceksiniz. Mükemmel bir suç işlemek için katil hem kendini kurbanın yerine koyacak hem de tereddütsüz adam bulacak. Kurbanın en mutlu gününü seçeceksin. Her zaman girişi en kuvvetli yerden yapacaksın. Çünkü kimse en kuvvetli yerden beklemez girişinizi. Kontrol.
var. Bir kişi dışında. Ben hallederim. Havai fişekleri getiren arkadaşlar bunlar mı? Evet. Patlayıcı madde oğlum ha. Öyle bak geç olmaz. Ben zaten... Şapkayı çıkar geç, bitti. Hayır. Ya bırak. Ne yapacaksın? Geçmiş kontrolü yapacaksın mı? Verdikleri numaraları arayacaksın mı? Odaya çekip iki üç tane soru soracaksın mı? Hayır efendim. Ya. O yüzden sen burada güneşin alnında yanıyorsun. Ben Karayipler'de yanıyorum. Ya için rahat etmediyse git Metin Müdürünü ara ya. Siz de benle gelin bakalım. Fişek biraderler. Bir kontrol edelim sizi. Arabayı da iki numaranın önüne çekin. Mükemmel bir suç için doğru suç ortağını seçmelisin. Kenan nasıl izin veriyor senin hala burada dolaşmana? Hala Kenan'ın adamıyım. Eyşan da çocuğumun annesi. Düğününüzün canı cehennem ama güvenliğiniz bende kalsın dedim. Akıllıca. İçeri girdiğinizde sifonun içinde plastik torbada susturuculu bir 9 milimetre var. Su falan almış olmasın. Başka silahımız yok. Benden buraya kadar. Gerisi sizde. Mükemmel suç ortağı kazanırsa en büyük ödülü... Ezel. Ama kaybederse en büyük cezayı alacak kişidir. Bir hata yapayım demeyin ha. Hapse girmeye razıyım. Ama çocuğum neler olduğunu bilmeyecek. Öğrenmeyecek. Bir hata yapayım demeyin. Mükemmel bir suçta kurbanın peşine sen düşmezsin. O senin yanına gelir. Şimdi, dinliyor musun beni? Ben konuşmayı bitirdikten sonra başkan sorulara geçsin. Bir şey deyince, evet, havai fişekler patlayacak. Yalnız zamanlama çok önemli, tamam mı? Söyle bakayım neymiş? Gel, ben seni sonra arayacağım. Kenan Bey, Eyşan Hanım aradı. Küpelerini burada unutmuş. Ya. Kendisi getirebilirim dedi. Tamam. Ezel. Rengiz benim tefomu öldürttü. Benim içim durmuyor. Ben bu herif suratına baktıkça duramıyorum. Arkadaş olalım demedim ki ben. Şu iş bitene kadar idare et. Emredersin. Ali abi. Sağ ol. Sen olmasan yapamazdım. Evet. Gerçekten. Senden daha emin bir başkasına silah teslim edemezdim. Tetiği kimseye bırakmadığın için sağ ol. Kabul ettiğin için sağ ol abi. Ne demek oğlum? Ayıp ediyorsun. Geliyor. Bunların hepsini doğru yaptıysan eğer, son ders, mükemmel suç. Ezel. En son anda katilin ve kurbanın yer değiştirmesidir. Cengiz. Eyşan. Ezel Bayraktar. Alem adamsın ve selam. Gerçekten beni yenebileceğini mi düşündün? Eyşan mı? Tabii ki Eyşan. Geldi bana dedi ki...
Cengiz Ezel'le birlikte kuyunu kazıyor. Bir şey yapamazdım. Bile bile lan. Bile bile. Yakaladılar beni. Bir şey yapamazdım. Öldüreceklerdi. Sen tehditle iş yapmasın Cengiz. Ne teklif ettiler sana? Ne verdiler? Soruşturma olursa deli soygunla ilgili asır altı ettiririm. O mektubu da oğlun asla görmeyecek, gerekirse bütün postaneleri yakarım dedi. O kadar da iyi bir adamım yani. Paraya gel, paraya. Kaç para? Çok. Reddedemeyeceğim kadar çok Ali abi. Eşan. O niye yaptı? Bana geldi. Son günahımı işleyeceğim dedi. En kötüsünü. Bana yardım et. Senin yardımınla tüm geçmişimden bir nefeste kurtulacağım. Sana evet diyeceğim zaman. Artık Ezel yok, artık Ömer yok, Ali yok, Cengiz yok. Hiç olmadılar. Bilmek istemiyorum. Ben duymadan yap ne yapıyorsan. Ben onları hiç tanımadım. Onları hiç sevmedim. Hiç aşık olmadım. Kenan, düğün hediyem. Senden geçmişimi tamamen silmeni istiyorum. Yapabilir misin? Yaparım tabii. Yine. Hepsi oyundu. Bizden başka kimse bilmiyor ne olduğunu, ne olacağını. Her hareketini gözlüyordum. Mükemmel bir plan yapmışsın. Gerçekten. Bundan güzel cinayet olmaz. Benim düğünümü bile bozamayacaksın. Cengiz. Hala çok geç değil. Bir şey yap Cengiz. Elinde silah var. Aynısını yaşatma bana. Baştan başlayalım. Bu ikinci şansımız. Seni affetmemi istiyordun. Affetmemi sağla işte. Aynısını yaşatma. Cengiz. Nasıl yaptın Cengiz? Gerçekten bilmek istiyor musun? Eyşan benim olmayacaksa senin de olamasın diye. Gerekirse bin defa katil olurum Ezel. Gerisini sen hallet. Abi. Ali abi. Cesedi sarın, kimseye göstermeden bir yere atın. Ali abi buraya hiç gelmedi. Kamera görüntülerini de silin. Ali abi aşkım. Abi bebek var. Bebek var. Hasat'a ne derim Ali abi? Ali abi ki? Ali abi buraya hiç gelmedi Ezel. Cinayet mi işlenmiş? Kim ölmüş? Ezel bana bak. Ezel. Bana bak. Hani geçen gün aramızdaki farkı anlatmıştım. Ama bir hata olmuş. Benim ölümümü değil, kendi ölümünü bilmişsin meğer. Neden biliyor musun? Çünkü Eyşan'ın en son ne söylediğini sana anlatmadım. Anlatayım, dinler misin? Son bir şey istiyorum senden. Ezel. Ezel'i öldürme. Hala mı? Her istediğinde, parmağını şıklattığında yanına geleceğimi sandı hep. Onunla birlikte olmak için her şeyi yapabileceğimi sandı. Ona aşkım öyle büyük zannetti ki başıma ne gelirse gelsin, gel diyecek, ben de yanına gideceğim. Kukla gibi oynatacak yıllarca beni. Değil mi? Aşkın gerçek ölçüsü verdiği acıdır. Ölmeden o da hatırlasın istiyorum o acıyı. Ne istiyorsun?
evlenmemizi izlesin. Hayatlarımız birleşirken onunki sona ersin. Hadi giy ceketini, davetlim seni. Ben de gidip hazırlanayım bari. Kalk! Kalk! Çünkü suçların en korkuncu uyumak, ölmek ve unutmak değil. Yaşamak, görmek ve ölene dek hatırlamaktır. Çünkü mükemmel cinayet tetiği bile çekmeden kurbanın kendini öldürdüğü cinayettir. Hazır mısınız Kenan? Değilim. Çünkü önce bir şey söylemem gerekiyor. Aslında ben işim gereği konuşmaya alışığım ama bu sefer farklı. Çünkü bu sefer ne hissettiğimi anlatmaya çalışacağım. İlk defa. Çünkü ilk defa bir şey hissediyorum. Güzeller güzeli yaşayan yıllar sonra ilk defa bu adama bir şey hissettiriyor. Ve o hissettirdiği şeyin adı aşk. Siz hiç. Bir. Söyleyecek her şeyi söyledin zaten. Siz Eyşan Tezcan, Kenan Birkan'ı kocalığa kabul ediyor musunuz? Evet. Siz Kenan Birkan, Eyşan Tezcan'ı karılığa kabul ediyor musunuz? Evet, evet, evet. O halde ben de sizi Silivri Belediyesi'nin bana verdiği yetkiye dayanarak karı koca ilan ediyorum. İmzalar atabilirsiniz. Kalem veriyorum, buyurun.
birini... Evet hocam. Ben de bir şey sorayım. Gerek var mı? Gerek var. Şimdi öyle güzel bahsetti ki aşktan Kenan, ben de bahsetmeliyim aşktan ona. Bitmeyen, tükenmeyen, en iyisini umduran ama en kötüsünü yaptıran... ...o hain, alçak, eşsiz, harika aşktan. Bu öyle bir aşk ki... ...onu ilk gördüğüm andan bugüne dek... ...kendime yeminler ettim. Kendimle kavgalar ettim ama durmadı, bitmedi. Kendime rağmen ben bu adamı her şeyden ama her şeyden çok sevdim. Ben de. Seni değil. Arkada duran gerçek aşk. Ezeli. Bu öyle bir aşk ki, bu aşk uğruna sevmediğim, nefret ettiğim, tiksindiğim, öldürmek istediğim bir adamla beraber oldum. Yaşan? Bu öyle bir aşk ki, senin gibi bir katille evlendim. Yaşan ne yapıyorsun? En yakın arkadaşını, sevdiği kadını öldüren, benim canımdan çok sevdiğim kardeşimin canını alan bu canavarla evlendim. Yaşan niye? Seni sevdiğimi mi sandın? Kimsenin seni gerçekten sevebileceğini mi sandın? Benimki böyle bir aşk işte. Mükemmel bir cinayet nasıl mı işlenir? Ezel'in bir sorusu var sana Kenan. Mükemmel bir cinayet sence nasıl işlenir? Mükemmel bir cinayette fail olmaz. Katil orada yoktur. O nasıl olacak öyle? Cesedi sarın kimseye göstermeden bir yere atın. Ali abi buraya hiç gelmedi. Kamera görüntülerini de silin. Bu Ali buraya hiç gelmedi. Dediğin gibi ben buraya hiç gelmedim. Ha silah. Silah da benim değil. Bu silahla Ali'yi vuracaksın. Seve seve. Koru sıkı. Gömleği fünye düzenekli. Kumandası bende. Kenan'ın odasına girdiğin zaman onun silahını bulacaksın. Yerini öğrenebilir misin Eyşan? Öğrenirim.
başkasının silahıyla da intihar edilmez ki. Senden başka herkesin şahidi var. En kuvvetlisi de Ezer'in. Kenan'ı ikna et Yaşar. Düğünü izlememin benim için en büyük ceza olduğunu söyle. Aslında seni temize çıkaran şey de o. Bütün gece o koltukta oturacaksın. Herkes seni görecek. Kimsin? Kimse inanmaz. Beni herkes bilir. İnanacaklar. Çünkü Eyşan onun canını öyle bir yakacak ki Kenan gerçekten ölmek isteyecek. Daha önce yaptın Eyşan. Yine yapabilecek misin? Ha bir de intihar mektubu olacak. Kendi el yazısıyla yazdı. İntihar mektubu mu? Siz hiçbir kadına ölesiye aşık oldunuz mu? Ben oldum. Sorunu da güzel yazmışsın ha. Siz hiç bir başkası olmadan nefes alamaz, yaşayamaz oldunuz mu? Ben ilk defa oldum. Adına aşk diyorlarmış. Herkesin önünde terk edilmiş bu adam koşarak odasına çıkacak. Son mektubunu yazacak ve intihar edecek. Muhteşem. Hayır Cengiz. Mükemmel. Çünkü sadece onu öldürmekle kalmayacağız. Kenan'ın hayatta neyi varsa hepsini kendi üzerimize alacağız. Nasıl? Düğün. Düğün Kenan. Unuttun mu? Sen Eyşan'la evlendin. O yüzden miydi? Senin başka kimsen yok ki. Sahip olduğun her şey yarın bizim olacak. O yüzden miydi? Eyşan dediği hiçbir şey. Hiçbir şey gerçek değil miydi? Yok değil mi buradan çıkışım? Ne bekliyorsun? Hadi bitir. Bitir de kurtulayım. Bunu? Şimdi nasıl öldüğünü anladın mı? Kendi odanda, kendi başına, kendi silahını kafana dayayıp kendini öldürdün Kenan. Bitti. Senle ben aynı değilmişiz Ezer. Sen benden de acımasızmışsın. Hayır. Böyle bitmeyecekti. Mutlu sonla bitecekti. Böyle bitmeyecekti. Hayır! Bitti, bitti. Bitti bile. Ben ölmek istemiyorum. Hayır! Yardım edin, kapıyı açın.
Bitti mi dayı? Bitti yani. Mutlu musun şimdi? Sağ ol yeğen, sağ ol. Aldın mı intikamını? İntikam değil yeğen. İntikam değil. Eski bir arkadaşla dostluğumuz ıraklaşmıştı. Özlemiştik birbirimizi. Hasret hasta etmişti bizi yeğen. Ama sen gene buluşturdun bizi. Yeğen, bazı dostluklar ölümle yeniden başlar. Bazı hasretler ancak ölümle sona erer. Sen yeğen, hasrete son verdin. Yeniden buluşturdun bizi. Sağ ol yeğen, iyi ettin. İyi ettin. Sağ ol.